Sayın Sezer'le konuştuk. Özellikle bugün sürpriz bir gelişme vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli bir görüşme gerçekleştirdi. Bu görüşmeyi siz nasıl değerlendirdiniz? Yani içeriği hakkında herhangi bir fikrim yok. Ancak hani bunu Erdoğan'ın Devlet Bahçeli'ye rahatsızlıklarını ileteceği bir toplantı olarak görmemek lazım. Yani sen benim partimin ittifak ortağı olan partinin aslında fiilen genel başkanı olan, çünkü Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı konumundan dolayı Numan Kurtulmuş genel başkan vekili, genel başkanı olan bir insana açıktan nasıl böyle bir tavır alırsın demeyecektir. Çünkü Erdoğan bugüne kadar kendi partisinde Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan, Abdullah Gül, Bülent Arınç'ın, Mehmet Metiner'lerin defalarca hukuk için, ama onların hukukuna hiç sahip çıkmıyor. Buna da sahip çıkmayacaktır. Çünkü Devlet Bahçeli gayet kurtulmuş. Anketlerde bugün %5'lerde olan, ittifak kurulduğu zaman %10'larda olan partiyle Türkiye'nin iktidarını esir almış durum. O yüzden Devlet Bahçeli'ye en fazla izahat verilir. İzahat istenmemiştir. Ondan eminim. Burada şöyle bir durum var. Numan Kurtulmuş ismi çok önemli. Dediğim gibi genel başkan vekili olması hasebiyle önemli. Çünkü o partinin bir genel başkanı yok. Genel başkan cumhurbaşkanı olduğu için aslında meclisteki genel başkanı ve fiili olarak da genel merkezdeki genel başkanı. Yani Devlet Bahçeli bugüne kadar AKP'li isimleri çok eleştirdiği oldu ama bu bambaşka bir isim artık. Yani ortağı olduğu partinin genel başkanı, fiili genel başkanı eleştiriyor. Açık medyanın önünde ama fırçalıyor. Ama o ortaklık devam ediyor. O açıdan bu ortaklığın ne kadar birbirine muhtaç olduğu buradan görüyoruz. İkincisi, Numan Kurtulmuş ismi yine önemli. Çünkü Devlet Bahçeli Süleyman Soylu'ya bu iş tamamen küllenmişken yeniden sahip çıkartmış ve parti içerisinde Numan Kurtulmuş, yani milli görüşçüler ile Süleyman Soylu ekiplerinin nasıl didiştiğini yıllardır zaten duyuyoruz. Erdoğan'dan sonrası için bir hazırlık var belli ki. Bahçeli'nin bunu Süleyman Soylu'ya destek vermek için 4 gün 5 gün bekleyip sonra 2 Ocak. Yani Erdoğan'ın erken seçim popülizminden vazgeçtiğini gösteren o yüksek zamlardan sonra yapması da Devlet Bahçeli'nin Erdoğan'ın anayasal sıkıntısının farkında olduğunu, seçimin artık Haziran'dan önce yapılamayacağını, erken seçim olmadığı takdirde de Erdoğan'ın aday olamayacağını düşünerek AK Parti'nin içine adaylı dizayn ettiğim ben. Süleyman Soylu'yu AK Parti'nin Erdoğan sonrası için, yani bu ilk seçimden bahsediyorum, 2023'ten bahsediyorum, vaktinde olduğu takdirde erken seçim olmaz ise Erdoğan'ın adaylığının önünü Devlet Bahçeli'nin keseceğini ve Süleyman Soylu'nun adaylığını AK Parti'ye ve Erdoğan'a dayatacağını düşünüyorum. Buradaki kavga ne Ekrem İmamoğlu kavgası ne CHP AKP kavgası. Buradaki kavga çok net olarak AKP kavgası. Bakın AKP MHP kavgası böyle. AKP'nin içerisinde kliklerde MHP sadece birine ağırlığı. Yani AKP'nin kurucu kadrosundan kalanlar ile AKP'ye sonradan gelenler ve AKP'nin sonradan ortağı olanları AKP'yi kapışma çabası. Devleti kapışma çabası bu. İktidarı kapışma çabası bu. Devlet Bahçeli çok net Süleyman Soylu'ya Recep Tayyip Erdoğan'dan sonra üçüncü kez aday olamayacağını öngörerek Cumhurbaşkanlığı'na hazırlıyor. Olay bu. Evet. Sayın Özkıraz, çok teşekkür ediyoruz. Sayın Aydın Sezer, size döneceğim efendim. Devam edeceğiz, ancak şu sıcak gelişmeyi bir aktaralım hemen izleyicilerimize. Şimdi Kemal Özkıraz'la devam edeceğiz ve Türkiye'nin konuştuğu meselelerden birisi de Erdoğan'ın 15 Temmuz Gözdağı. Sayın Özkıraz, bu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün sarf ettiği 15 Temmuz sözlerini duyduğunuzda neler düşündünüz? Bu muhalefete yönelik bir gözdağı mıydı?
Şöyle hiç umursamadım açıkçası muhalif de bir kişilik olarak. Çünkü artık ciddiye alınır bir tarafı yok. Sayın Erdoğan yaptığı hiçbir hamleden sonuç alamayınca dönüp dolaşıyor. Kutuplaşmaya ve insanları sokağa dökmeye getiriyor. Muhtemelen buradaki planı da tıpkı dolarda yaptığı gibi yapay bir gerilim, yapay bir yükselişle gerilimi yukarıya pompalamak. Sonra da insanlar sokağa çıkarsa da bunu şiddetli bir şekilde bastırıp bakın kaosa sokmaya çalışanlarla yine ancak ben fark edebilirim. İmajı yapmak. O yüzden muhalefet de bunu umursamadı. Muhalefet de bunu cevap vermedi. Türkiye'de muhtemelen hem muhalif olup hem de Erdoğan'ın çağrısıyla Erdoğan'ın gazıyla sokağa çıkacak bir kitle de kalmadı. Zaten uzunca bir süredir Erdoğan'ın savunduğu şeylerin kesişim kümesinde bir seçmen kitlesi kalmadı. O yüzden zaten partisi ve kendisi düşüyor. Erdoğan son çareye sürekli olarak dönüp sarılıyor. Bu da Erdoğan'ın son çaresi. Yani sokağı biraz kitlendirmek, sonra da kendi kitlesini orada konsolide etmek. Ciddiye alınır bir tarafı yok. Yani muhalefet de ciddiye almadı. Sokak da bunu ciddiye almayacak. Evet, bundan sonraki süreç içerisinde de bu tip hamleler bekliyor musunuz siz? Evet, yani aldığı ekonomi tedbirleri, kendisinin savunduğu, kendisinin uydurduğu ekonomi modelleri çöktükçe, buralardan oy kazancı gelmediğini gördükçe Erdoğan en iyi bildiği işe sarılacak ve bunu çok zorlayacaktır. O yüzden muhalefetin ve insanların itidalli davranması gerekiyor. Evet, aynı zamanda son zamanlarda ciddi anlamda artan dini referanslı cümleler de duyuyoruz Sayın Cumhurbaşkanı'nın ağzından. Siyasette, ekonomide buna yönelik de yine bu dini söylemler acaba son zamanlarda da artan ekonomik sıkıntıları örtmek için mi kullanılıyor soruları da akıllarda. Her zaman bunun için kullanıldı. Yani bu yeni de değil, öyle 10 yıllık, 100 yıllık falan da değil. Dinler tarihini incelediğiniz zaman sürekli olarak aynı şey için kullanılmış maalesef. Azınlığın, azınlık zenginin çoğunluk yoksula tahakkümü için maalesef dini duygular hep kullanılmış. Bugün de oluyor. Yarın olmaması için neler yapmak lazım, ona bakmak lazım. Erdoğan bunu hep yapacak. Hiçbir zaman bundan vazgeçmeyecek. Seçimi kaybettiği güne kadar bunu yapacak. Çünkü dediğim gibi başka bir şey bilmiyor. Erdoğan'ın bildiği üç şey var. Kutuplaştır, böl, aç. Bu kadar basit. Evet. Başka bir oyun yok Erdoğan. Evet, Sayın Özkıraz çok teşekkür ederim size vakit ayırdığınız için. Sağ olun, ben teşekkür ederim. Hoşçakalın.